Kemah'ta Sultan Melik Ahmet Gazi Türbesi'ndeyiz. Dualarımızı ettik, vesile ettik. Cenab-ı Hakk'ın kabulü için vesile ettik Ahmet Gazi'yi. Şimdi bu burada bir kitabe var, bir tablo var. Bu tabloda Ahmet Gazi ile alakalı bir yazı var. Tabii yazı oldukça uzun. Ben bir kısmından satır başlıkları okuyacağım. Şimdi Sultan Melik Mengücek Ahmet Gazi, Sultan Melik Alparslan'ın Anadolu'nun fethine memur ettiği önemli komutanlardan birisidir diyor. Kendisine verilen bu kutsal vazife çerçevesinde Erzincan, Kemah, Divriği, Şarki Karahisar şehir bölgelerini 1070-1080 seneleri arasında fethetmiş ve Mengüç Beyliğini kurmuştur. Kendi adına beyliğinin kurulmasında onun önceki geçmişi ve savaşlardaki rolü, liderlik yeteneği ve idarecilik vasıfları önem kazanmış olmalıdır. Fethine memur edildiği yerleri 1080'e kadar almış ve yerleşme merkezlerine kendi toplumunu getirip yerleştirmiştir. Bunlar daha ziyade Oğuz boylarından Kayı, Salur, Dodurga, Kara Evlekli ve Öregiri gibi Öztürk boylarıdır. Mengücek Ahmet Gazi'nin ve ona bağlı aile efradının mümtaz bir yerlerinin oluşu ve kişiliklerinin ehemmiyeti Divriği Sitte Melik Şahin Şah Türbesi'nin 590 tarihli kitabesinde zalimlerden hesap soran Anadolu, Suriye ve Ermenistan'ı dize getiren Alp Kutlu, Ulu Hümayun, Cebe Oğa, Tuğrul Tekin, Mengücük soyunun terimlerinden anlamak mümkündür. Bu tür arı Türkçe ünvanlar Mengücek oğullarının Oğuz beylerinden önemli bir aile mensubu olduklarını teyit etmesi bir yana, bizzat Mengücek Gazi'nin şahsına kullanılan kutsi sözler ve sıfatlarda toplumun o sıralarda kendisine verdiği değeri ve onun Türk İslam davası yolundaki çabalarını ortaya koymaktadır. Daha da uzun bir şekilde bilgiler var, bilgiler veriliyor. Şurada bir cümle dikkatimi çekti. Bir metin var. Bu metin sonraki asırlarda yazılmış, yazıldığı anlaşılmaktadır. Dünya durdukça o Mengücik Gazi tarafından aydınlanacaktır diye bir cümle var. Şöyle kabristanı, türbeyi de şöyle tekrar gösteriyorum.